içinde robotik kodlama sınıfı ve fen sınıfı dahil toplam 24 derslik barındıran ve 600 öğrenciye eğitim sağlayan GİSBİR Ortaokulu muhteşem bir törenle açıldı. Başta GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran olmak üzere tüm GİSBİR ailesinin yoğun çabaları sonucu gerçekleşen tören, davetliler tarafından da büyük beğeni topladı. GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran'ın ev sahipliğinde törene AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra GİSBİR Ortaokulu'nun yapımında büyük emekleri bulunan GİSBİR Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, Tuzla'daki en modern okullardan birini ülkemize kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Ülkemizin geleceğini teminat altına alacak eğitim alanında kalitemizi yükseltecek olan GİSBİR Ortaokulu projesini hayata geçirmiş olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duymaktayız. Bu projeyle eğitim alanında özel sektörün rolünün önemini de ortaya koymuş olduğumuza inanıyoruz. Eğitime, yani insana yapılan yatırım en kıymetli yatırımdır. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, bilim ve teknolojiyi bir arada sunan okullar ve eğitimci kadrosuyla ülkemizin daha iyi yerlere geleceğini ifade etti. Bilim ve teknolojiyle artık çok daha ön sıralara geçme fırsatı önümüzde duruyor. Bunu da eğitimle başaracağız, bilgiyle başaracağız. Genç yavrularımızla ve başarılı öğretmenlerimizle başaracağız. Okulumuz öğrencilerimiz için, İlçemiz için, bölgemiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Konuşmaların ardından GİSBİR Ortaokulu'nun açılış kurdelesi kesildi. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz ve kurdeleyi kesiyoruz. Ya Allah, bismillah. Resmi açılışın ardından AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer beraberindeki heyetle GİSBİR Ortaokulu'nu gezdi ve öğrencilerle bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, eğitime verdiği önemli desteklerden dolayı GİSBİR'e teşekkür etti. GİSBİR, Gem İnşaat Sanayicileri Birliği biliyorsunuz. Sadece GİSBİR'in vazifesi gemi yapmak, gemi onarmak değil, aynı zamanda o gemileri yapacak sanatkarları, mühendisleri de yetiştirmek. Onun için eğitime, katkıya önem veriyorlar. Bu bağlamda bu güzel okulun yapımını da gerçekleştirdiler. Burada sadece GİSBİR değil, Tuzla Belediyesi'nin de büyük katkısı var. Önceki dönem bakanlarımızın da katkısı var. Sayın Bakanımız da sağ olsun açılışta geldi, bizzat katıldı. Böyle bir güzel eseri Tuzla'mıza, yavrularımıza kazandırmak olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, böylesi nitelikli bir okulun ülkemize kazandırılmasının önemine vurgu yaparken, geleceğe dair umutlarımızın da arttığını ifade etti. GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Gerçekten eğitim sistemimize böyle nitelikli bir okulu kazandırdıkları için. Tabii en özel teşekkürümüz Sayın Başbakanımıza. Sayın Başbakanımız vesile oldu bu okulun açılmasına. O zaman Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz ve Gençlik ve Spor Bakanımız ve Tuzla Belediye Başkanımız'a gerekli arsayla ilgili düzenlemeleri yaptılar. İnşallah bir taraftan hükümetimiz yeni okullar yaparken bir taraftan da iş dünyasının değerli temsilcileriyle birlikte öğrencilerimizin nitelikli eğitim erişimi ile ilgili böylesine önemli açılımları yapmak gerçekten bizi son derece mutlu ediyor. Geleceğe yönelik umutlarımızı da artırıyor. Ben GİSBİR ailesine çok teşekkür ediyorum. Sayın Başbakanımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle bir nitelikli güzel bir okulu eğitim sistemimize dahil ettikleri için. 2018 yılında GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran'la imzaladığı protokolle GİSBİR Ortaokulu'nun hayata geçmesi için ilk adımı atan dönemin Milli Eğitim Bakanı AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'la dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Rize Milletvekili Osman Aşkınbak başta GİSBİR olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Öncelikle GİSBİR yönetimini tebrik ediyorum.
Tuzla'mız için hayırlı uğurlu olsun. Osman Aşık'ın BAK Gençlik ve Spor Bakanımızın zamanın bakanıyla birlikte protokolü imzalamıştık. O gün imzaladığımız protokolün neticesinin bugün ortaya çıkmış olmasından çok büyük memnuniyet diyorum. Herkese tavsiyemdir. Bir iyilik mi yapmak istiyorsun, bir hayır mı yapmak istiyorsun veya Türkiye'ye bir eser mi kazandırmak istiyorsun? Eğitime yapılacak bir eserdir. Okuldur. Bundan daha iyi bir eser, bundan daha iyi bir iyilik veya bundan daha güzel bir Türkiye'nin geleceğine katkı düşünülemez. O bakımdan Gizpir'i Sayın Murat Kıran başta olmak üzere bütün aileleri tebrik ediyorum. Hem yardımlarının hem başarılarının devamını diliyorum. O dönemde Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapıyorduk. İsmet abiyle ve İsmet Bakanımızla beraber Tuzla'da bir programa gelmiştik. O program sonrasında bizi Gizpir'de misafir ettiler Başkan Murat Kıran Bey. Orada bir okul yapımıyla alakalı ön protokol imzalandı. Ben de orada şahidiyim. Güzel bir eser ortaya çıktı. Gizpir'e, yönetim kuruluna, Murat Kıran Bey'e, bağışçılara, tersanecilerin hepsine çok teşekkür ediyoruz. Eğitime yaptıkları bu katkıdan dolayı güzel bir ortam, çok güzel bir okul yapılmış, çok hiçbir şeyden kaçınılmamış. Estetik olarak da güzel, teknolojik olarak da güzel. Çok güzel bir eser kazandırılmış. Gizpir'i tebrik ediyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bunda da bizim de bir payımız olduğu için de mutluyum. Seve seve geldik. Şimdi de Rize milletvekili olarak görev yapıyoruz. Hemşehrimiz Kıran ailesi zaten hem Rize'de de eğitimle yatırım yapıyor, yardım ediyor. Rahmetli Turgut amca okul yapmıştı, fakülte yapmıştı orada. Değişik okullara destekleri var. Bizim Rizeli hemşehrilerimiz gerçekten eğitime çok büyük destek verdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu okulların sayısının artırılması, yapılması devam ediyor. Bağışçılara çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten benim de kendi şahsım olarak inşallah bize de nasip eder böyle bir okul yaptırmak. İnşallah böyle kalıcı eserlerin kalması çok güzel bir tablo. Tabii Gemi İnşaat Sanayicileri Birliği'ne de teşekkür ediyoruz. Güzel işler yapıyorlar. Bir araya geldiler, tek yürekler, tek güçler. Murat Başkan da bu enerjisiyle ekibiyle beraber güzel iş yapıyor. Tebrik ediyorum, hayırlı olsun. Açılışına da geldik. Öğrenciler çok mutlu, öğretmenler mutlu. Hepimiz mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Gizpir'e yakışır bir okulu ülkemizin hizmetine sunmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Murat Kıran, Gizpir Yönetim Kurulu üyesi Ebru Şenkaya'nın da Tuzla'ya yeni bir okul daha kazandıracağının müjdesini de verdi. Bugün okulumuzun resmi açılışı zaten yapılmıştı biliyorsunuz Eylül'de ama pandemi nedeniyle tören yapamamıştık. Bugün çok güzel bir tören oldu. Devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Başbakanımız, Milli Eğitim Bakanımız, protokolü imzaladığımız dönemin bakanları, milletvekillerimiz, Sayın Valimiz, Kaymakamımız, tüm herkes buradaydı. Hepsine minnettarız. Biz de Gizpir'imize yakışır, sanayimize yakışır bir okulu yaptık, teslim ettik biliyorsunuz. Tefrişatına kadar elimizle üstünden asla çekmedik. Bundan sonra da her daim ismimizi taşıdığı sürece elimiz üstünde olacaktır. İnşallah bizden sonra bizim görevlerimize gelecek olan arkadaşlar da bunlara dikkat edeceklerdir diye umuyorum. Öncelikle tabii ki ülkemize, milletimize, ilçemize hayırlı olsun diyorum. Allah nicelerinde nasip etmeyi, yapmayı nasip etsin diyorum. Allah utandırmasın. Ebru Hanım da bugün yanımızdaydı sağ olsun. O da bugün bir güzel bir jestte bulundu. Bakalım inşallah o da kendi çapında bir rahmetli babasının adı üzerine değil mi? Evet. Adına bir okul yaptırmayı söyledi. Devlet büyüklerimizle paylaştık. Çok memnun oldular. Okulun gerçek sahibi çocuklarımız da Gizpir Ortaokulu'nun kendilerine sunduğu imkanlardan dolayı çok mutlu. Kurslarımız oluyor. Kurslarımız güzel yani. İstediğim kurslar var. Diğer okullarda belki bizi bu imkanı sağlamıyorlardı. Onların sayesinde İngilizce ağırlığım da çok fazla oldu. Yani bu İngilizce sınıfında olmamın sebebi burası. Okulumu seviyorum. Çok iyi bir okul. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi de çok seviyorum. Okulun kursları çok iyi. Ondan sonra ders anlatımları.